Yani ben proje hakkında derken daha önce böyle bir projenin çalışmasının olduğunu duydum. Yani bana göre çok güzel bir şey. Özellikle gençlerimize yönelik. Ülkemizin durumu zaten malum. Dolayısıyla çok sevindirici. Ben çok genç olmamakla beraber gençlere, yani ben çok memnun oldum. Çok güzel oldu. Ev sahibi olurlar. Başkana da bu yakışır, öyle söyleyeyim. Bir şey diyemeyeceğim. Tabii etkinliği olur ama düşer mi bilemem. Bir şey diyemeyeceğim. İnşallah öyle olur. Proje olarak çok güzel. Gençlerimize ve emeklilerimize, zaten gençlerin ve emeklilerin durumu belli. Fayda olacaksa belki de piyasayı da biraz daha etkiler. Çünkü ev fiyatları gördüğüm kadarıyla hele Trabzon'da çok aşırı pahalı. Yani 2 artı 1'e %10 peşinat. Değil mi? Ne yapıyor? 550 ve 50 bin lira peşin vereceksin. 240 ayda ödeyeceksin. Ne yapıyor? 20 yıl. Benim ömrüm ona yeter mi? Örnek olarak 55 yaşındayım, 75. Bizim ömrümüz yetmez. Kimlere verecekler onu? Kendi adamlarının haricinde vermeyecekler. Değil mi? Onlar göstermelik benim mantığımca. Göstermelik. Kimlere? Kendi adamlarına hep onu tercih edeceklerdir. Onun için bizi aşıyor yani. Ne kadar olursa olsun, aidatı ne kadar olacak? 2000 küsür. Tamam, 2000 küsür lira, yani şu anda asgari ücretli 2000 küsür lira kira verecek. Örneğin 2000 küsür oraya ödeyecek. Ne yiyip ne içecek? Yani benim bence işin içinden çıkamaz. Tek çalışan, iki çalışan da aynı şekilde. Giderler çok çünkü. Giderlere karşı, yani bu giderlerle işin içinden çıkamıyoruz. Yani 1 lira verip de 3 lira zam yapana kadar hiç verme, zam da yaptırma. Hiçbir şeye. Her şey stabil kalsın yani. Bu yapılacak, verilecek evlerin aylık taksitleri ne kadar? Peki, asgari ücrete çalışıyorum. Evim yok. Ev geçindirmek zorundayım. Çocuk okutuyorum. Kira veriyorum. Nasıl ödeyeceğim parayı? 5 sene kira bir taraftan kira ödüyorum. Oturmaktayım. O ev henüz bana verilmemiş. Yani ev geçindiriyorum, çocuk sahibiyim. Okula öğrenci gönderiyorum. Benim ihtiyaçlarım var. Bunları neyle ödeyeceğim? Neyle yapacağım bütün bu işi? Bütün bunları düşünmek gerek. Yani ben çok inandırıcı görmüyorum, düşünmüyorum. Ben inanmıyorum. Bunun maliyeti elbette vardır. Devlet tarafından ödenmesi gereken vatandaşa belli bir fiyat veriliyor ama bu fiyatı ödeyecek güçte kaç kişi var? Vatandaş gücü olursa bu işi yapacak. Ha, devlet bana verirse belli miktarda bir para, ödeme imkanı bulursam eyvallah. Yani sosyal devletin yapması gereken işlerden biridir bu. Tamam, kabul ediyorum. Ama ödeyecek gücüm olması gerekir. Çok geç kalınmış bir proje. En az 10 sene önce yapılması lazım idi. Yani ama bence yine iyi oldu. Çok iyi. Şehirleri genişletmek açısından çok güzel. Yani atıyorum sahilde 10 katlı bir bina yapacağına yukarıda şehri yukarıya taşıyıp işte 3 katlı, 5 katlı oluşu benim için mükemmel. Etrafının geniş oluşu çok güzel bir konu. Vatandaş alabilir mi, alamaz mı onu ben bilemem. Çalışan alacak diyorum. Güzel düşünüyoruz. Bu yapılan olayların tabii insanlar tarafından artı yönleri var. Hem gençlere yönelik hem de emeklilere yönelik, asker ve asker yakınlarına yönelik güzel düşünceler. Proje de güzel, bence de güzel. Kira öder gibi ödenmesi güzel, ödenecek olması güzel. Güzel. Düşmesi de lazım zaten. Bizim de evimiz var. Kirada da, kiraya da veriyoruz ama fiyatların bu kadar uçuk olması normal değil. Yani bu artı tarafta olanlar için de bence bir fırsatçılıktı. Bu projeyle de bu fırsatçılığın önüne geçilecek inşallah. Vallahi çok iyi bir şey. Yani bunu Cumhurbaşkanımız bunu çıkartması, açıklaması benim için çok memnun bir şey. İyi bir şey yapıyor. Vatandaşı için çok kolaylık bir şey. İcabında durumu iyi olmayanlar o iş süreçten yararlanabilir. İhsan etmem. Düşmez. Aynı gene gider. Ama tabii insanlar için böyle bir katkıda olur yani. İyi bir şey olur.